Türk iş adamları, müteahhitleri şu an Afrika'da çok ciddi işler peşindeler. İşlerini büyütmeye çalışıyorlar, yeni işler kurmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki dönemde işin doğrusu yani en büyük çıkışımız üretim tarafından olacak zaten. Yani hani üreterek daha zengin olacağız. Bunlar bir ön çalışmaların neticesi. Şimdi Türkiye biliyorsunuz hızlı bir şekilde bütün Afrika ülkelerine büyükelçilikler açtı. Bu konu ön tarafa çıkarıldı. Şu an hani işte fuarlar, işbirlikleri Afrika ülkelerine en üst düzeyden, yani bizim kendi devletimizin en üst düzeyinden ziyaretler. Bunlar aslında bir emek. İşte bundan sonra ben yavaş yavaş bunun karşılığını alınacağı şeyim, fikrinde. Enerji de çok temel bir dinamik değişimi var. Yani bir paradigma değişimi var. Dünya hani böyle 1980'lerden sonra çok hızlı bir özelleştirme süreci yaşadı. Elektrikte, enerjide bir piyasalaşma süreci yaşadı. Yani şu an işin doğrusu hem küresel sistem hem serbest piyasa. Yani serbest piyasa uygulamaları diyelim. Belki hani serbest piyasa kendisinin bir günahı yok, uygulamaları. Hem de enerji tarafı çok ciddi bir sorgu sürecinden geçiyor. Çok dediğim gibi temel şeyler var. İşte bir bakıyorsunuz yıllarca kömüre yatırım yapmış bir Alman şirket diyor ki ben artık bütün kömür varlıklarımı satıyorum. Tamamen yenilenebilir enerji şirketi olacak. Türkiye'nin de işin doğrusu ben hep söylüyorum hani gözlemim özellikle hani sadece enerji diye düşünmemek lazım. Elektromekanik ekipmanların ve tesisatların üretiminde ve ihracatta bence büyük büyük potansiyeli var. Bizim aşağımızda yani Afrika'da, Orta Doğu'da, yukarımızda Balkanlarda bütün şebekeler çok eski veya yok, şeyi karşılayamıyor. Türkiye'nin de hani en az 50 yıllık bir elektrifikasyon tecrübesi var, birikimi var. Dolayısıyla bizim hani yapmaya çalıştığımız şey Türkiye'nin bu birikimini oralara taşımak. Hani çünkü ben gittiğimde benim arkamdan kablocu gidiyor, ya trafocu gidiyor, sayatçı gidiyor. Ben sisteme hakim olunca insanlar oraya santral yapmaya, diğer yatırımcılar santral yapmaya geliyor. Yani bir ekosistem oluşturuyoruz. Hani biz açıkçası o operasyonlara bakma açımız birazcık böyle.